Abdullah bin Ömer anlatıyor. Herhangi biriniz bir ihtiyaç isteğinde bulunduğu vakit kolay bir istekte bulunsun. Gerçekten insan için takdir edilen ona verilir. İçinizden biri arkadaşını överek ona gitmesin. Aksi takdirde belini kesmiş olur. Edeb-ül Müfret'te geçen bu hadiste kolay bir istek derken Allah'tan bir şey istemekten mi yoksa insanların kendi aralarında isteklerden mi bahsediyor? Her ikisi de Allah'tan isterken siz Allah'tan hayırlısını isteyin. Allah'tan sizin için en hayırlı, en iyi, en kolay ne olacaksa onu isteyin. Kolay gelsin size gelecek olan şey. O yüzden kolay olanı iste. Kolay iste. Ya Rabbi benim rızkımı kolay ihsan eyle. Ya Rabbi bana malu nimetimi kolay ihsan eyle. Bana bir işte dünyada bir nimet vereceksen bunu kolay yoldan, kolay bir şekilde benim üzerime ver de. İnsanlardan da bir şey isterken ona kolay gelecek olan bir şey iste. Onu zorluğa katacak, onu sıkıntıya katacak bir şey ise onu isteme. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah.